Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir dondurmalı irmik helvası yaptık. Malzemelerimiz az ama lezzeti bomba. Hadi nasıl yapmışız hep beraber izleyelim. Malzemelerimiz arkadaşlar, bir su bardağı irmik, bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker, bir su bardağı su, bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ve bir avuç ceviz irik yayılmış. Bir tane de vanilya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle şerbetini hazırlamak için şekeri, sütü, suyu ve vanilyayı bir tencereye alıyoruz arkadaşlar. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Sonra ocağa alıyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Şu anda ocağa koydum ve kaynıyor. Şimdi diğer tavamızı alıyoruz ve bununla da helvamızı kavuracağız. Bunun için tereyağını aldım ve güzelce erinceye kadar bekliyorum. Ve irmiğimizi ilave ediyoruz. Önce bir dakika kadar karıştırmadım. Ondan sonra karıştırmaya devam ettim. Hiç ara vermeden karıştırdım arkadaşlar. Ara ara tavayı salladım. Ara ara spatula ile karıştırdım. Dibi tutmasın. Çok yanacak olduğunda altını birazcık kıstım. Sonra tekrar açtım. Burada da şerbetim kaynıyor. Görüyorsunuz. Kaynamış ve altını kapatıyorum. Bu da bir kenarda bekliyor. Ve güzelce birazcık daha kavrulunca cevizleri de ilave ediyorum. Şöyle bir dakika kadar da cevizlerle kavuruyorum arkadaşlar. Hem bu arada cevizin de yağı çıkmış oluyor. Ve şerbetimizi de döküyoruz arkadaşlar. Sütle hazırladığımız şerbetimizin de hepsini döküyorum arkadaşlar. Altını en kısa aldım. Çünkü ocağımız çok patmasın diye. Çok sıçrıyor. Karıştıra karıştıra şerbetini çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Kapaklanmıyor zaten. Hemen gördüğünüz gibi çok güzel bir koku yayılıyor ortaya. Şöyle yaklaşık bir 2 dakika kadar kısık ateşte tutulduktan sonra gördüğünüz gibi şerbeti çekmeye başladı zaten. Bu aşamada altını kapatıyorum ve bir kapakla kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bir 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi bayağı şerbetini çekmiş. Tekrar kapağını kapattım, karıştırdım. Ve yarım saat 45 dakika sonunda ılık hale gelince dondurmayla servisimize hazır arkadaşlar. Bir tanesini ben böyle kaseye hazırladım. Diğerini sunum kaşığında yaptım. Siz istediğiniz herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Ortasına sade dondurma koyduğum. Zaten videoda gözüküyor, anlatmayacağım arkadaşlar. Dondurmayı içine en ortasına saklıyorum daha doğrusu. Tatlımız ılık olsun ki ortasındaki dondurmanın kenarları erisin ve çok nefis bir lezzet ortaya çıksın arkadaşlar. Ve üzerine bir tane de nane ile sunuma hazır. Enfes görünüyor değil mi? Deneyeceklere afiyet olsun. Şimdi sizlere ortasındaki dondurmayı da göstereyim arkadaşlar. Evet, ikinci sunumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Benim böyle bir pilav şekillendirici bir sunum kaşığım vardı. Bu çok büyük oluyor. Kase daha küçüktü ama bu da güzel. Şimdi aynı işlemi bunda uyguluyorum arkadaşlar. Bu daha çabuk çıktı. Bu arada kasede biraz zorlanmıştık çıkartırken. Bu plastik olduğu için. Ceviz ve tabii ki olmazsa olmazımız tatlılarda nane ile süsledik. Enfes gözüküyor arkadaşlar. Biz çok beğendik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.